Evet değerli izleyenler, işgalci Harut Yunyan içini kustu. Böyle diyelim. Sizlere söylemiştim. Rusların barış elçisi mi, barış ordusu mu, barış gücü mü dedikleri aslında işgal gücü olan bu birlikler gelince fitnenin ve nifakın zirve yapacağını belirtmiştim. Bazı humanistler bu konuda Ruslara hala kredi verirken Rusları çok iyi tanıyan ve gittikleri bütün bölgeleri kirleten ve kötülük yapan bu kuvvetlerin Erbil'i çettikleriyle yeni işler pazarlayacaklarını ve Moskova'da onların bir tane bakanlar olduğunu belirtmiştim. Evet, yanılmadım. Harut Yunyan'dan evet kurnazca ve sinsice bir teklif geldi. Harut Yunyan'ın teklifine göre Rus barış gücünün kapsamı genişlemeliymiş. Evet, bu haber ajanslarında geçti ama bir tane analisten, bir tane haberciden bir yorum duyamadım. Daha da üzüldüm. Bunun anlamı nedir? Kapsamı genişlemesinden kasıt nedir? Han kentinin yanında Şuşa vardır. Kubatlı biraz daha aşağıdadır. Evet. Bu maksat nedir? Cebrail midir? Harut Yunyan buradaki amacı şudur. Koruyucu meleklerimiz geldi diyor Harut Yunyan. Görüştüydü ya hani Muradov'la. Hatırlarsınız. Muradov'la görüşme gerçekleştirmişti işgal gücü komutanıyla. Ne demek istiyor? Diyor ki Karabağ'ın her yerine Ruslar gitsin ve yerleşsin. Onlar yerleştiği yerlere biz de evet Rus üniforması giymiş Karabağ çettikleriyle yeniden topraklarımıza kavuşalım demek istiyor. Ey işgalci Harut Yunyan, öyle hemen açgözlülük yapma. Unutma ki Türkiye ve Azerbaycan böyle bir şeye müsaade etmeyecek. Biz Hankendi'ye, biz Hocalı'ya, biz Hocabend'e üzülürken, biz Adere'ye üzülürken bir de böyle bir teklifle gelmesi yediği tokadın gücünü ne tez unuttun dedirtirler adama. Ama Harut Yunyan konuşunca siz konuşana değil konuşturana bakacaksınız. Harut Yunyan konuşuyorsa arkasında ya Putin vardır ya bu sözün arkasında Lavrov vardır. Yani biz konuşana değil konuşturana bakacağız. Şimdi Putin Adere'yi neden rayonlarda Azerbaycan'a vermedi? Hemen açıklamasını yapayım. Terter ve Berde şehirlerine Adere'den yoğun bir şekilde atışlar gerçekleştirildi. Ve yüzlerce binamız, bine yakın bina, mesken zarar gördü. Berde'ye de atışlar buradan gerçekleştirdi. Öyle bir ayarlamış ki işi, öyle bir sinsilikle ayarlanmış ki Adere'den Azerbaycan'ın o bölgedeki sınırına rahatça atışlar gerçekleştirilebilecek. Yani Ermeniler ne olursa olsun Azerbaycan'ın Karabağ harici toprağına bir sınırı olsun yapıyorlar. Yani şehirleri stratejik anlamda zarar verebilmek için. Bu da ileriye dönük bir planları olduğunu gösteriyor. Yani rahat durmayacaklarını gösteriyor. Şimdi neler yapıyorlar? İşte Sahra hastaneleri kurmuşlar. Orada Ermenileri muayene ediyorlarmış. Gelen bilgiler bu yönde. Kimleri, niçin, nasıl muayene ediyorlar? Ayrıntılı bilgi yok. Yani güvenmiyoruz ama muayene ediyorlarsa da mutlaka o bölgede bir işgal planları, bir fikirleri, bir niyetleri var. Böyle bir niyetleri ve işgal planları olmazsa zaten böyle bir durumu gerçekleştirmezler herhalde. Evet, burada Rusların istila gücü her yere yayılsın diyor ve kendisi de elini kolunu sallayarak Şuşa'ya girmek istiyor, fotoğraflar vermek istiyor, Cebrail'e girmek istiyor, fotoğraflar vermek istiyor. Evet, Rus askerlerinin lojistik anlamda kendilerine üsler inşa etmesi ve bu bölgeye
cephane ve benzeri aparatları, konaklama gibi aksamları yerleştirme işlemleri devam ediyor. 5 yıla geldik ama kalacağız havasındalar. Biz de diyoruz ki onlara, hadi oradan. Şimdi Lavrov kimi aramış? Sayın Bayramov'u aramış. Niçin aramış olabilir? Sayın Bayramov'u, evet, Dışişleri Bakanımızı baskı altına almak için. Neden? İşte bizim bildiklerimiz şurada rahat değiller. Şuşa'da şu kısma daha girecekler. Burada buraya daha girecekler. Şunu talep edeceğiz, bunu talep edeceğiz. Ermeni papazlara özgürlük verin. Onlar o atansın. Yani bir Ermeni havariliği yapıyor Lavrov. Evet, burada tarafsız değiller. Türkiye'nin ivedi bir şekilde tamam üst bölgesine, gözlem bölgesine yerleşecek. Sayın Akar daha önce devriyeler olacak demişti. Umarız ki devriyeler de olur. Ve gönlümüzden geçen de zaten bu. Ve bu konuda gerçekten temennimiz de bu yönde. İşte dediğim gibi özellikle bu olaylar, bu durumlar hepimizin dikkatinden kaçmıyor. Sayın Aliyev savaş sürecinde, Karabağ savaş sürecinde Putin'le görüştüğüne dair Putin'in ofisinden de açıklamalar gelmiş. Özellikle birçok alanda bunlarla ilgili açıklamalar yapılmıştı. İşte bu vesileyle söylediğim husus şu. Böyle hızlı ve seri bir şekilde Karabağ'a inen Putin'in Sayın Aliyev'le bu konuyu müzakere ettiği anlaşılıyor. Sadece kamuoyunun tepkisini dindirmek ve bir bahanesi vardı geldi dedirtmek için mi? Acaba o füzeler ateşlendi, o helikopter düşürüldü. Yani Türkiye'ye karşı bak benim bahanem var demek için miydi? Şimdi özellikle ifade etmek istediğim bir husus daha var. Ermenistan hava savunma sistemleri kendiliğinden ateşlenmiş. Bunların askerlikle uzaktan yakından alakaları yok değerli izleyenler. Askerlikle en ufak bir alakaları yok. En ufak bir bilgileri yok. Neden? Kendi kendiliğinden hava savunma sistemlerini ateşleyen, silahları yerli ve zamanında yeri yerinde kullanamayan bu Ermeni çetliklerinin gelip bir daha Rusların yardımıyla Azerbaycan'ın elde ettiği rayonlarda boy gösterip oralara Ermeni nüfusu yerleştirme çabalarına Türkiye'de izin vermeyecek, Azerbaycan'da izin vermeyecek. Bu konudaki kararlılığı tekrar deklare etmeye gerek yok. Rus barış gücü diye gelip Karabağ'ın her yerine çökmeye kimse rıza gelmez. Buna ancak Ruslar tabii ki ve Ermeniler rıza gelir. Ayrıyeten Paşinyan için Ermenistan'daki muhalefetin verdiği süre Salı günü sona eriyor. Rusların istihbarat kuruluşları ve telkinleri, özellikle daha da speküle ettikleri kitleler Paşinyan'ın en geç Salı gününe kadar koltuğu bırakmasını, aksi takdirde ülke içerisinde direniş göstereceklerini belirttiler. Paşinyan da buna karşılık Erivan başta olmak üzere birçok bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ayrıyeten Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev ile beraber Zafer Günü kutlamalarında Dağlık Karabağ'da konuşacaklardır. Özellikle hitaplarında Dağlık Karabağ'a atfen neler diyecekler, bunları merakla bekliyorum. Özellikle Türk gözlem noktasında Türk askerinin bu tören çerçevesinde orada bir törende bulunacak mı, bunu da merakla bekliyorum. Bakıp göreceğiz. Ama Putin'in Dağlık Karabağ hamlesinin özellikle o bölgeye yerleşecek olan Azerbaycan halkının ve Türk askerinin mobil olduğu, devriye attığı, sahada olduğu bir portföyde Rusların pek barınamayacağı da aşikar. Bakıp göreceğiz demiştim ya, aynen öyle. İşte gelişmeler oldukça zaten sizleri bilgilendireceğim. Özellikle bizim Şuşa eksenini iyi tutmamız gerekiyor. Adere eksenine iyi tutmamız gerekiyor. Kelbecer yönündeki Ermeni sınır bölgesinde de iyi sınırı tutmamız gerekiyor. Evet, gelişmeler oldukça dedim ya, sizleri bilgilendireceğim. Karabağ gündeminde dengeler değişiyor. Harut Yunyan çıtayı büyüttü. Ama bakalım ne olacak. Onun orada olması dahi suç şu anda. Orası bir Azerbaycan toprağı. Evet değerli izleyenler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla yayınımı paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.